1910'larda Arnavutluk-Osmanlı ilişkileri, Sultan Mehmet Reşat'ın Rumeli seyahati ve Bediüzzaman'ın refakati. 5-26 Haziran 1911 Üstadın İstanbul'a bu ikinci gelişi günlerinde Sultan Mehmet Reşat'ın 27 Nisan 1911 tarihinde yapılan Cülusi Humayunu'nun yani tahta geçişinin ikinci yıl dönümü merasimine Bediüzzaman'ın da katıldığını Herkesin el etek saçak öpmek için eğile eğile gidip öpüp gerisi gerisine el pençe dönenler arasında dik ve vakur adımlarla padişahın tahtının hizasına gelince Esselamu Aleyküm deyip yürüyen dediği zaman bu merasimden sonra padişahın dikkatini çekmiş, takdir ve hürmetine mazhar olmuş olduğu söylenmekte ise de kuvvetli ve sağlam bir rivayet ve kaynak gösterilmiş değildir. Öyle olmakla beraber bu rivayetin asılsız olduğuna dair bir şey de yoktur. Bilakis onu kuvvetlendiren şahitler vardır. Çünkü bu merasimden sonra Rumeli'ye seyahat eden Padişah Muhammed Reşat'ın refakatinde Bediüzzaman'ı da görüyoruz. Sultan Mehmet Reşat'ın Rumeli Seyahati Meşrutiyetin ilanından sonra Arnavut aydınları Türkçe ittihat manasında Başkimi adıyla bir cemiyet kurmuşlardı. Arnavutlukta Arnavutça eğitim talep ediyorlardı. Diğer taraftan 31 Mart vakasından sonra Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, onun zamanında itibar kazanmış olan Arnavutları huzursuz etmişti. İttihatçıların yapılan seçimlerde kendi adaylarını zorla seçtirme teşebbüslerinden de rahatsızdılar. Böyle bir zamanda Kosova valisinin vergileri arttıracağı haberleri bölgedeki memnuniyetsizliği daha da arttırmış ve telin içtimaları yani lanetleme, kınama mitingleri düzenlenmeye başlamıştı. Validin bu mitingleri zor kullanarak bastırmaya çalışması Nisan 1910'da Arnavut isyanının netice vermişti. Bu isyanlar aylarca süren mücadelelerden sonra ancak bastırılabilmişti. Fakat bu olaydan bir sene sonra yani Nisan 1911'de bu seferde Osmanlı'da yaşayan Katolik Arnavutlar diğer adıyla Mali sorular isyan başlatmışlardı. İtalya Osmanlı Devleti'ni yıpratmak için her türlü yardımı yapıyor. Avusturya hükümeti de Arnavutların davasını benimsiyordu. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Arnavut mebusların küstahlıkları son haddini bulmuştu. O derece ki kendilerini bir zafer galibi hissediyorlar ve mecliste isyanlarının meşru olduğunu iddia edecek kadar cesaretle konuşuyorlardı. Ergeri mebusu Arnavut Mühit Bey, Arnavut isyanı meşrudur diyordu. O zaman Denizli mebusu Sadık Efendi ızdıraf ve hüsran ile isyancılar birer canidir dedi. Arnavut mebuslarından Süreyya Haber bunu buyunca hiddet daya fırlıyor. Cani senin milletindir diye bağırıyordu. İttihatçılar bölgedeki bu menfi genişmeleri izale edebilmek, Arnavut patırtılarının bittiğini göstermek ve Rumeli halkı üzerinde tesir oluşturmak için Sultan Reşat'ın Rumeli'ye bir seyahat yaparak Arnavutların gönüllerinin alınmasını düşünmüşlerdi. Seyahat haberinin öğrenilmesi üzerine sadece Rumeli'de değil memleketin birçok bölgesinde heyetler teşkil edilmeye başlanmıştı. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin katılıp iki önemli eserini meyve veren bu seyahati gün gün ele alalım. 5 6 Haziran 1911 5 Haziran sabahıydı. Barbaros Hayrettin Zırhlısı Dolmabahçe önlerinde demirlemiş padişaha bekliyordu. Sahilleri kıyılardaki yalıları dolduran binlerce İstanbullunun tezahüratı bir ümitten ibaretti. Ama Hüseyin Cahit Bey'in hatıralarında özetlediği gibi halktan hakikatler gizleniyordu. Sultan Reşat hanedan mensuplarının bir kısmı ve sadrazamla bazı nazırlar Barbaros zırhlısıyla, ile saray hizmetinde bulunanlar ve diğer vazifeliler Gül Cemal ile 5 Haziran 1911 tarihinde İstanbul'dan büyük bir depdebe içinde yola çıktı. Bu seyahat için o günkü gazetelerden birinde şöyle yazıyordu. İki Kosova muharebe vakasından sonra üçüncüsünü de gördük. Ancak bu üçüncü Kosova vakası bir belde zaptı maksadıyla olmayıp gönül ve kalplerin fethi yönünden tecelli etti. Bu devletin harp sahnelerinde kahramanlıklarıyla ün salmış ve medar iftiharı olmuş güzide kavimlerinden olan Arnavutların bu seyahat sebebiyle gösterdikleri sadakat ve sevgi siyasi yönden faydası dünya matbaatının da yazdığı gibi küçümsenmeyecek derecede mühimdir. Vilayetlerden İstanbul'a gelmiş olan heyetlerse buradan trenle Selanik'e gitmişlerdir. Erzurum heyeti İstanbul'a geldikten sonra Edirne'yi gezmiş ve orada Bitlis ve Bayburt heyetleriyle birleşerek hep birlikte Selanik'e hareket etmişlerdir. Bediüzzaman diye tanınan Said el de yer aldığı heyet mahalli kıyafetlerini giymişlerdi. Erzurum heyetinde Hamidiye Alay Komandanı Kör Hüseyin Paşa'nın oğlu Abdullah Bey de bulunuyordu. O zamanın basını Seyahat-i Hümayun'un birinci ve ikinci günlerinde ekranda paylaşımını yaptığımız yazıları yayınlamıştı. 7 Haziran 6 Haziran'da Çanakkale'ye uğrayan padişah ve beraberindeki heyet 7 Haziran'da Selaniye vardı. 7 Haziran 1911'de Sultan Reşat'ın Selaniye gelişini basın ekranda görüldüğü şekilde ifade etmektedir. Rumeli ve Anadolu'dan gelen diğer heyetler İhtiyat ve Terakki Merkezi tarafından misafir ediliyorlardı. 8 Haziran'da karaya çıkan padişah aynı gün öğleden sonra Trabzon, Yanya, İşkodra, Üsküp, Bursa, Beyrut, Edirne ve Erzurum heyetlerini kabul etti. Padişah bir gün sonra cuma namazından önce hürriyet kahramanı olarak şöhret bulmuş olan Niyazi Bey'i kabul etti. Sultan Reşat, Selanik'te kaldığı müddet sarfında askeri yerleri ve makamları teftiş etmiş, Cuma günü tantanalı bir cuma selamlığı merasimi düzenlenmişti. Bu merasim için Selanik'teki Ayasofya Camii'ne gidilmiş ve öğle namazını mütakip Padişah Beş Çınar Millet Meclisi'nde teşrif etmişti. O devrin iddiat ve terakki taraftarı olan yazarlar da memleketi güllük gülistanlık göstermeye çalışıyordu. Ayasofya Camii'ndeki cuma namazını takiben önce ayandan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi kürsüye çıkarak İslam'dan birlik ve çalışma konulu bir vaaz vermiş. Daha sonra Bediüzzaman diye tanınacak olan Said el Kürdi de milli kıyafetiyle kürsüde kısa bir hitabede bulunmuştur. Cumartesi günü Sultan Reşat Başkatibi Halit Ziya Bey Uşaklıgil ve Hadi Paşa'yı o sıralarda Alatini Köşkü'nde sürgün bulunan ağabeyi Sultan II. Abdülhamid'e göndermiş ve kendisine gezi hakkında malumat verilerek bir ihtiyacı olup olmadığı sorulmuştur. Ekranda Bediüzzaman Hazretleri'nin katıldığını gösteren fotoğraflardan bir tanesi. Bediüzzaman, Trabzon ve Erzurum heyetiyle birlikte oturanlar arasında ortada.